Hepinize merhaba arkadaşlar. Eccentric Gaming'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar farklı bir oyun oynayacağız sizde. İsmi Darkest Dungeon arkadaşlar. Karanlık zindanlar. Zindan olmuş dünya. Evet arkadaşlar, fakir ve fukaralan dibe vurduğu bir kasaba, evin altındaki madende kazı çalışmalarını devam ettiren bir ailemiz var. Tünelin ucunda adeta Mahmut Hoca ile karşılaşıyor. Ve evin altında yatır mı varmış bilinmez ama yapılmaması gereken bir kazı sonucu tünel içerisindeki bir portalı açıyoruz arkadaşlar. Ve ailemiz ne olduğu belirsiz binlerce yaratığın dünyaya salınmasına ön ayak oluyor yani. İşte Darkest Dungeon maceramızda ailemizden aldığımız bu yardım mektubuyla açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Şu an açılan ekran haritayı gösteriyor arkadaşlar. Yani zindanlarda ilerleme şey gibi herhalde. Biraz oyunu deneme şansım oldu. Belki beğenirseniz arkadaşlar. Belli bir kapasiteye %10 %15 kadar bir beğeni gelirse arkadaşlar, izlenme oranına göre oyunu seri yapacağız. Yoksa kenara atacağız, duracak yani. Beğenmenizi isterim yani. Bayağı bir güzel oyun arkadaşlar. İşte mektubu alıyoruz. Biz bu durumu toparlamak için arkadaşlar geliyoruz, el atıyoruz. Aileyi, paralık olan şerefini kurtarmaya çalışıyoruz söz konusu. Darkest Dungeon arkadaşlar daha ilk saatlerinden, hatta şimdi göreceksiniz böyle gidiyor geliyor falan. İlk saatlerinden arkadaşlar acımasız bir oyun olduğunu, sert bir şekilde vuruyor suratınıza açıkçası söyleyeyim. Ailenizin yardımına koşarken de daha da zorlu mücadelelere girişiyoruz arkadaşlar. Oyunun yapısı gereği çok ezileceğiz, hissedeceksiniz bunu. Fakat sonunda aldığınız keyif, başarının keyfi çok mükemmel ya. Ben böyle bir başarı görüp de sevindiren çok az oyun gördüm yani. Kickstarter başarılı bir şekilde yapmış arkadaşlar Darkest Dungeon'ı. Oyun erken erişimdeydi biliyorsunuz, belki takipçileri vardır. Oyun yaklaşık 4 ay önce de tam sürüme çıktı. Roguelike türünün arkadaşlar, yani öldüğünüzde karakterinize veda ettiğiniz oyun son dönemdeki en sert örneklerinden biri olan Darkest Dungeon'da yine de sırtınızı tam olarak bu dinamik üzerine yaslamamış. Oyun oynadığınız her an yeni bir özelliği keşfediyor arkadaşlar. Başka ne diyeyim arkadaşlar ya, oynayarak öğreneceğiz dediğim gibi. Karakterlerimiz arkadaşlar seviye seviye atlıyor. Bunlara triket isimli tılsımlar takıyoruz. Sürekli geliştiriyoruz işte. Silah olsun, vuruş skilleri falandı filandı, her şeyini geliştiriyoruz. Kasabamız var, kasabayı geliştiriyoruz. Ailenin şerefini kurtaracağız arkadaşlar. Çok öleceğiz, çok dirileceğiz. Bir ölüp bin geleceğiz falandı fıstıklı. Oynayacağız. Sıra tabanlı bir dövünç dinamiğine sahip arkadaşlar. Oyun kütüphanenizde bulunmasını isterim yani şahsen. Seveceksiniz de, bitirmek isteyeceksiniz oyunu. Şu an iki kişiyiz de arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aslında 4 kişi oluyoruz. Bu daha başlangıcı. Ailenin yardımına giderken yolda aracımız devriliyor. İki haydut saldırıyor. İşte böyle böyle o ailenin olduğu Hamlet kasabasına gideceğiz. Yolda bakalım şimdi karşımıza neler çıktı arkadaşlar. Şimdi haritayı tıklayalım. İlerleyelim. Have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Evet, hamlete doğru ilerle diyor arkadaşlar. Önümüze çıkacak manyaklıklar da yanı sıra bizi bulacak şimdi. İlerleyelim bakalım neler var. Hadi. Evet arkadaşlar. That all may hear of your arrival. Öldür diyor işte. İlerleyeceğiz. Karşımızda bir tane haydut var. Human arkadaşlar. Sınıfı human, insan yani. Gördüğünüz gibi burası envanter kısmı. Şu an iki tane yiyeceğimiz var. Daha sonra bayağı bir şey alabiliyoruz. Göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar. Bu gördüğünüz yazıyor bakın orada. Kanama efekti veriyor. Blade görüyorsunuz değil mi? 3 round boyunca 2 blade kanama veriyor. Damage'ini yazmıyor. Şurada 4 ile 8 arasında vurulacağını gösteriyor. Karakterin şeyi gereği. Bu da arkadaşlar ateş ediyor elindeki silahla. Biz kanama efekti verelim. 8 vurduk, güzel. 2 de kanama verdi arkadaşlar.
Artı Blade kanama resistansını düşürdü. Doç güzel. Doçlama falan da var arkadaşlar, görüyorsunuz şu kısmı. Ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek doçluyorsunuz. Ben direkt bitireceğim arkadaşlar. Oyunda şu mantığı unutmayın. Nasıl diyeyim size? Savunmaya yatmak yerine sürekli atak yapın yani. Erken öldürürseniz karşıdaki yaratığı daha erken, daha az damage alırsınız, öyle diyeyim size. Yağmala diyor işte arkadaşlar. Böyle çadır, ondan sonra lanetli şeyler, tılsımlar, bilmem neler var burada. Onları araştırın arkadaşlar. Onlar için malzemeler oluyor burada. Botlar işte, buff, işte karışımlar, bilmem neler, cartlar, curtlar var. Göreceksiniz zamanında zaten. Onları alarak karakteri kötü, iyi, paralı, bayağı bir şeylerle ödüllendiriyorsunuz. Evet, şimdi ateş ediyor. İki tane ateş ediyor. Şimdi ben sana bir kafa çekeceğim. Şunun arkadaşlar vurabiliyorsunuz arkaya. 5 vurdu. Vay çok kötü. Oo, bak bak. Arkadaşlar şu olan şey, gördüğünüz karakterin şurada gösteriyor. Akıl sağlığı. Tenek elde ediyor. O an durumu toparlamaya çalışıyor. Tenek elde ediyor. O an durumu toparlamaya çalışıyor. 200 olursa ölüyor. Geri attı böyle. Hiç sorun değil arkadaşlar. Skill'leri vurabiliyoruz. Abi şuna bir sütun gireceğim ben. Sütun da var arkadaşlar. Rest oldu. Yemedi yani. Abi sen şuna bir kanama efekti ver ya. Bu bizi mahvedecek. Eksi 2 speed arkadaşlar. 3 round boyunca. Tutun vurduk herhalde. Şey oldu. O alan vuruyor. Akıl sağlığımız gidecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem kanama efekti veriyor. Resist olduk. Hem de akıl sağlığını düşürüyor. Şimdi arkadaşlar. Yine olmadı abi ya. Stun resisti %50'ymiş. Abi bir daha kanama efekti. Bakın birikti, gördünüz mü? 4'e çıktı. 2'ydi, 4 oldu. 3 round oldu. 12 canı gidecek. Bu bizi bitirdi arkadan. Biraz yemek yiyelim diyeceğim de yemek yedirmiyor arkadaşlar. Hadi abi. Sütunlu artık. Yapma gözünü yiyeyim ya. Abi öldürecek birimizi. Daha başlangıç olmasına rağmen direkt ölebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da unutmayın. Alan yine vurdu. Bayağı can gidecek. Oo. Abi bitirdi bizi resmen. Hadi bitir çünkü süpersin. Evet arkadaşlar, böyle büyük bossları da öldürünce şöyle bir durum var şimdi. Şunu öldürmeden ölüsünü, ölüsü yığıldı, buna vuramıyoruz. Gel döne, gel bakayım çocuğum. Hadi oğlum bitir bu işi. Bitecek büyük ihtimalle. Evet. Evet arkadaşlar. Adamı öldürdüğümüz için tamamlandığını söylüyor şu an. Biz devam edeceğiz. Şu kutuyu açacağız şimdi. Ooo trap çıktı. Bakın arkadaşlar sandıklarda şey de olabiliyor. Trap olabiliyor. 2'de asit şeyi aldık. Efekti aldık. Bu da can, bu da can. 4 can gidiyor. Ama ne oluyor? Biz görevi bitirdiğimiz için artık sorun değil. Oyunun tek güzel yanı bu. Eğer ki oyunda aldığınız hasarlar, yani canınız çok az. Yani böyle bir can veya Death Blow şeklindeyseniz, yani ölüm halindeyseniz, yani ölmeye yakınsanız, oyun bittiği an Hamlet'e geri döndüğünüzde canınız yine full gösteriyor. Onun için sıkıntı değil. Sadece o. Ama şeyler düşmüyor. Akıl sağlıkları. Birer seviye olduk şu an. Özellik açılmadı. Bakın şimdi şeyi göreceksiniz. Bu can olayını. Can fullendi. This squalid hamlet, these corrupted lands. Tamam abi, onları geç geç geç. Şimdi arkadaşlar. Canımız full fakat bakın can full, şey yok. Akıl sağlığı, stres, bak stres 8. Bu da kaç? Stres 21. Bunlar birikiyor arkadaşlar. Şu an buralar harabe halinde. Buraları tek tek açacağız, geliştireceğiz, büyüyeceğiz. Şurada taverna ve kilise var arkadaşlar. Buralardan şey yapıyorsunuz. Karakteri göndererek stresini azaltabiliyorsunuz. Burası mezarlık. Mezarlık arkadaşlar. Ölen karakterler burada birikiyor.
burada trailerları izleyebiliyorsunuz. Ben geçtim. Pek bir şey anlamazsınız anlattığım gibi. Aile kazı yapıyor. İşte kazı sonucu madenlerde, zindanları falan. Başka bir evrene portal açtığı için işte oralara lanet yayılıyor falan da filan. Biz yardım istiyor. Yardıma geliyoruz. Öyle böyle işte arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şey, kahramanlar geliyor sürekli. Her zindan sonrasında buraya karakter ekleniyor. Gördüğünüz gibi iki tane gelmiş. Kötü gelmiş ama ya. Bakın arkadaşlar, almadan önce şöyle sağ tıklayıp özelliklerine bakabilirsiniz. İyi kötü özellikleri var. Diyor ki kovda %15 damage vurabiliyormuş. Eldritlere de %10 ekürü ve kritik var. Ekstradan vurabilebiliyoruz. Akıl sağlığı bilmem ne carçurt. Dodge'u düşük ama. %5 bu çok kötü bir şey. Dodge düşük olmaz. Diğer karakterimizde bunlar sorun değil fazla. İşte içki falan içmiyor falan da filan işte öyle carçurt şeyler özelliği var. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Elders'lerden %15 stres ve ekür alıyor eksi. Şans işte. El skill kamp yaptığımızda madenlerde her verirken %15 fazla veriyor işte. Boş konuşma işte arkadaşlar, bunu geç. Stun resistansın var. Artı 2 speed, bu çok güzel bir şey. Diğer karakterimizde o Good Fairing var ve Club'da manyak arkadaşlar. Bunlar kötü olmuş. Şiller çalacak yani. Daha zindanlarda atlayabiliyor, göreceksiniz hep zamanla. Arkadaşlar sade tanrıya dua edebilir falan da filan, korku var, tanrı korkusu. Şimdi burada arkadaşlar şurada biriken üst tablo deeds ve crestlerle geliştirebiliyoruz her yeri. Ben şey yapacağım şimdi, bu gelen karakterler daha çok gelsin diye. Burayı ne kadar geliştirirseniz bakın sayısı 4-5-6. Her turda daha fazla kahraman geliyor. Daha çok seçeneğiniz oluyor. Onu geliştirin ilk başlar başlamaz. Şimdi daha buraların hepsi kapalı şu an. Buralarda yapacağımız hiçbir şey yok. Direkt dungeon'a geçeceğiz. Hemen girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi runes'a gireceğiz. Şimdi arkadaşlar pozisyonlarını seçelim bak. Bir görüyorsunuz değil mi? Sarı olan hangi pozisyonda oynayabilecek? Bu en başta oynar abi. Bunu başa yerleştirdim skill geriye. Bunu da ikiye yerleştireceğiz. Bu büyük ihtimal 3 olacak. Yok. Seni arkaya alacağım. Senin durumun ne? Oo, çok kötü ya. Bu da 2 oynuyor. Abi sende kaç tane var? 3, 2, 2. Çok çorba gibi gelmiş. Şey açık olsaydı, skill açma falan bölümü açık olsaydı ayarlardık onları. Mesela bak 1 ile 2. skillde oynuyor. Bu da 1-2, bu 3, bu ilk 2 ileri oynuyor. Burada arka 3'lü oynuyor, 2 oynuyor, 2 oynuyor, 4 oynuyor. Şöyle yapacağım ya. Gel verebilirim takıma. Sen yine şeyini kullanabileceğim biletini. Neyse onu teklide kullanamayacak. Sütun atamayacak. Bu da sütun yine herhalde. Bakacağız ona, aynen sütun yine. İkili sütun büyük ihtimal. Tamam, onları kullanmayacak. Heli biz yaparız. Sütunları sen çakarsın. Siz de damage atarsınız. Şu bölüm arkadaşlar triketlerin olduğu kısım, tılsımlarımızın. Burası, bunları geç. Buralarda pek bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz dungeon'ımıza. Burada arkadaşlar yanıma alacağımız malzemelerden bahsediyor. Satıcı var burada. Şimdi yemeği alacağız abi. Yemeği 18 tane alacağım. Her zaman yemeği alırım. 3 tane kürek alacağım. Short da kısaydı, gördünüz orada dungeon'ı. 3 tane bundan. 2 tane bundan. 2 bundan. 2 bundan. Torça basın abi. 8 tane yeter. Bir tane de arkadaşlar yine şey alayım. Başka bir şey var mı? Ucunu da yükselteyim abi. Ve girelim abi. Ruins. Burada başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada herhalde iskeletler falan vardı ya. Öyle hatırlıyorum. İskeletlerle falan kapışacağız. Tamam abi, biliyoruz paneli.
Böyle üzerine sağ tıkladığınızın panel açılıyor. Burada işte yani bunları tıklayarak açık seyir bunlara. Bunları da kullanabilirsiniz değiştirerek de skill'leri. Şimdi girişteyiz abi. Şuraya bir bakalım. Bakın büyüyor yani. Dungeon büyüyor tek tek. Bayağı bir uzun dungeonlar da var yani. Böyle yarım saat bir saat süren dungeonlarımız bile var. Şimdi abi herkesin stres 20, 20, 21. İlk geldiğinizde stres alabiliyorlar arkadaşlar yürürken böyle. Bir tane torç. Torcu alalım arkadaşlar. Packs laden with loot are often low on supplies. Arkadaşlar yüksek tutmaya çalışın. Karşına gelmek çıktığınız sürpriz oluyorlar. İlk vuruş size geçiyor vesaire vesaire. Şimdi abi hel var, hel var. Sen şuna vurarak hel kazan. Elin olduğu için sorun yok. Kritik aldı hem de. Kritik vurduğunuz an takımdaki oyuncular bir veya daha fazlası şey alabiliyor arkadaşlar. Yani stres azaltma. Bu 4. Bu gitti. Buna sıra gelince ölecek. Buna daha vurmayın. Şimdi abi ben buna yapıştırıyorum. Bu da öldü. Tamam bu da gitti yani. Şimdi arkadaşlar şunu protection, kendine protection basalım. Damage'imiz azalsın aldığımız. Kendimizi çekiyoruz ama damage'i azalacağız. Protection'a. Ooo 1025 altın artı sandık. Aç abi. Bunun anahtarı yok arkadaşlar. Direkt açıyorsunuz. Diğer bölüme geçelim. Buradan tıklayarak ilerliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sakın. Kürek almayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kürek çok önemli. Bu arada çok mu ses var ya? Bir dakika. Abi şunları bir kısayım ben ya. Hold fast. Aynen save save. Şimdi abi şu arkadaki bize stres veriyor. Onu bir stunlayalım. Güzel. Gel abi sen. Böyle arkadaşlar toplu vurabiliyorsunuz. Ya da böyle tekli. Şuna ben bir kafa sıkayım abi. Neyse. Neyse. Şöyle yapayım. Hadi be yapma gözünü yiyeyim. Şöyle ikili vuracağım. İkili skilleriniz de var arkadaşlar. Şimdi bir tane yiyeceğiz. Protection var mıydı? Yoktu. Protection her bir... Şurada göstereyim size. Şurada her bir kare var. Bunlar ilerlediğiniz her biri bir round sayılıyor. Onun için kalktı. Şunu bir indirelim abi biz. Yapma gözünü yiyeyim. Abi sen al şunu. Helal. Adamsın. Şimdi. Buna bir biz... Klik verelim. Hadi. Aynen 4 yiyecek. Canı kaç? 7. Bir tane vur yeter koç. Direkt 7 vurdu ve iş bitti arkadaşlar. Burada birikiyor arkadaşlar envanteriniz gördüğünüz gibi. Burası dolunca artık ayarlamaları kendiniz yapacaksınız. Onu atacaksınız, bunu vereceksiniz. Şimdilik bir sorun teşkil etmiyor da ileride çok edecek yani. Şöyle gidelim arkadaşlar, şöyle turlarız. Buradan da yapardık aslında. Neyse buradan gidelim. Şu kuruyor oluyor arkadaşlar. Malzeme var demek. Bak bak bak. Kriptomanyak herhalde bu. Gördünüz mü? Kendini aldı bunları. Cık. Bu çok kötü ya. Şu kriptomanyaklık. Abi. Tanrı'dan korkuyorsun. Kriptomanyak özelliğim var. Ne acayip. Kürüyor var arkadaşlar yine. Şimdi abi ne yapıyoruz? Sana bir dikkat alın diyecektim de. Çok kötü ya. Neyse burayı stunlayayım arkadaşlar. Aynen stun ve öne çekiyor. Forvet demesi lazım. Oo, kritik yedi ya. Aa bunlar çok vuruyor. Ben seni bir almam lazım aşağıya. Keşke cam bassaydım ya da. Şunu bir indirelim arkadaşlar. Güzel. Şimdi abi. Şunu stunlayalım. Hadi ya rest oldu. Hemen bir hel basayım. 5. Şunu bir indirelim diyeceğim. Kanama efekti veremiyorsunuz arkadaşlar bunlara. Bleed Resistance dese de sonuçta kemik. Kanama veremeyeceğiniz aşikar. Aa yapıştırın yapıştırın durmayın. Kaç canın kaldı senin ya? Bayağı gitti. Şöyle arkadaşlar ikili vurayım hem ölüyü kaldırayım hem onu.
Şimdi gel bakayım sen. Sana şunu vurarak arkadaşlar bakın. Diyor orada vurduğun an diyor 12 damage artı 6 accuracy ve 5 kritik kazanacaksın. Az vuruyor ama bak şimdi artacak, gördünüz mü? Sen abi şunu bir sana göreyim. Güzel, şimdi bana geçecek round yine. Şuna cam basalım. 3. Abi vur bitsin. Süper. Şimdi arkadaşlar bunu açacağız. Bunu neyle açıyorduk? Bir bakalım. Bir bakalım arkadaşlar. Ben şurada ayarlamıştım. Holy Water'la açın diyor. Holy Water'la açtığınız zaman işte 20 hel, 20 FX, 12 EP falan da fıstık. Neyse kullanalım mı? Şunu açalım bari bir dakika. Bunun şeyi yüksek biraz. Stresi. Hem canı artar. Hem de gördüğünüz gibi stres al, bitti. Şimdi abi buradan devam ediyoruz. Burası şeymiş. Bak fake'e bastım. Neyse dolanarak gidelim. Bayağı bir torçumuz var. Siz olun, böyle yanlışlıklar yapmayın. Ben şurayı bağlı biliyordum. Torcunuz azsa bitersiniz. Karanlık çöktüğü an arkadaşlar daha çok damage alıyorsunuz ve de böyle squatlık yapamıyorsunuz. Buraları açamıyorsunuz falan da fıstık. Kimse atlamasın, şunu bir alayım Allah için. Oh, güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey çıktı. Triket çıktı bir tane. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun özelliği Dismiss Resistance ve eksi 2 dodge alıyor. Abi dodge düşürmek istemiyorum. Buna hiç gerek yok ya. Bunun kaç? Hastalık kapma resistansı %30 diyor. Senin kaç? %30. Herkes %30. Hani %50. Sen kapmıyorsun zaten. %30 senin de. Sen abi her türlü damage yiyorsun. Sen sana verelim bunu. Bulunsun, hem slotumuz şey olsun. Şimdi şuradan biraz yemek yedirelim, canımız artsın. Gördüğünüz gibi yemeğe can olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi abi buraya girelim biz. Burada sarı gördüğünüz gibi room battle var. Oo, tehlikeli. Hemen şunu bir stunluyoruz abi. Adam öne çekti hem de. Sen de ah be, yapma gözünü yiyeyim ya. Uf, bu kanama efekt veriyor. Evet verdi. Şimdi abi şuna bir yapıştıralım. Yapma be. Çok kötü geçecek bu bölüm. Uf, 8 vurdu. Bunun speed'i yeri, bunun speed'i fazla ya. Aynen, bandaj kullanabiliyoruz arkadaşlar aldığımız için. Kanamayı durdurabiliyoruz. Şunu bitirelim ya. Bak şimdi stres verecek, sıra buna gelecek. Kaç. Abi şunu bir daha şey yap. Bir de arkadaşlar şöyle bir özellik var. Her stun attığınızda karşı tarafın stun resistansı artıyor, oranı düşüyor. Ben bunu görmemiştim. Çok fazla artmış. Abi. 7. Kanamadan ölmen lazım senin. Oo süper. Oh. Stres veremeyecek bize. O güzel oldu. Yapma. Yapma. Yapma be. Çok kötü oldu ya. Süper. Süper. Sıra sende herhalde. Aynen. Yapıştır abi. Abi sende mi sıra? Vur abi. Hadi al bilite. Güzel, bu da öldü arkadaşlar. Alalım. Tablo çıktı, dit çıktı. Ditleri istiyorum zaten. Bir tane daha ya abi. Şu sandığı açalım arkadaşlar. Anahtarla açıyorsunuz bunu. Oo, dur. Sana şunu basayım. Buna daha gerek yok ya. Kanama olursa olsun. Bunlar 1000 altın ediyor arkadaşlar. Onun için alacağım onları. Şimdi squat geliyor. Abi burada tuzak varmış. İlk oradan gitmemişiz. Burada da tuzak var. Bir büro var. Şöyle gideceğiz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hem stres almalı. Oo, dikkat et. Şimdi abi bakın burada trap özelliği var. %20, %57, %20, %10. Bunu alacağız. Bunu hiç dikkat etmeden basarsanız canınız azalıyor. Bir de stresiniz artıyor. Biz aldık en yüksek tuzağı
müdahale edebilen karakterle, hem de şeyi arttı. Stresi düştü yani, arttı demeyeyim de. Şimdi kuruyor var bir tane daha. Bunu da alalım arkadaşlar. Ah, yaptı yine ya. Hırsız ya. Yemin ederim altı yiyecek. Zıkkımın dibini ye. Altında haram olsun. Abi iyice azaldı. Böyle arkadaşlar yiyeceğinizi bitirmeyin. 4 tane her zaman bir parti ayırın. Yemek vakti gelince bir vermezseniz canınız ve de stresiniz kötü bir hale geliyor. İyice yakalım abi şu torcu. Oh, %76. Bir tane daha yak. %100. Karşımıza çıkan yaratık. Aa, bitti zaten ya. Ama devam edebiliyorsunuz arkadaşlar yine. Ben şuraya gideceğim. Burayı açmadım çünkü. Loot var sonuçta. Bize de para lazım. Kesinlikle küreği unutmayın. Kürek çok önemli. Yine dediğim gibi bayağı bir can gidiyor. Ölüyorsunuz yani onların üstünde. Evet, bir room battle bulduk arkadaşlar. Çıkabilirsiniz %90 kadar kısmını tamamlayıp. Abi gördünüz değil mi? Stres verdi. Şimdi arkadaşlar ikili stun vuracağım derken bir stunmuş burada. Şunu yapsaydım keşke ya. Bunun speed'i 8. Abi şunu indirmem lazım. Yapma gözünü iyiyim. Şunu indirebilir miyiz? Hadi ya. Hadi abi sen bitirirsin bu işi. Ya. Ah. Onu öldürmem gerekli. Stres alacağım ya. Eğer stres 100'e gelirse kötü özellik elde ediyorsunuz. Veya iyi özellik. İyi özellik şöyle oluyor. O anlık oluyor. Gaza getiriyor takım. Öyle bir özellik geliyor. Sana atacağım. Senin ölmen lazım. Bir tane daha vurmamız lazım. Tamam sen gittin. Takıma da hell vermiyorum ya. Damage oynuyorum görüyorsunuz. Kasmıyorum sonuçta. Bir kritiğe vurursa kasmamayı göreceğim ama. Abi şunu indir. Onun dodge'u falan fazla herhalde. Protection %25. Stun vurabilir. Ne vurmadı güzel. Şöyle bakın arkadaşlar. Toplu vurabiliyorsunuz. Göstereyim. Öldürebiliriz artık. Tamam gitti o. Şimdi gelelim. Bone Defender. Unholy diye geçiyor arkadaşlar. Burada bak. Bakalım. Yok abi. Unholy'lere fazla vuran bir şey yok. Şimdi. Bas abi. 5. Kaç kaldı? 6 canı kaldı. Yapıştır ve bitir. 7 vurduk süper. O bir triket daha geldi arkadaşlar. Yerimiz olmadığı için şöyle karakterin üstünü alabiliyoruz. Da almıyor. Sen alıyor mu? Sen de alamıyorsun. Onu bir ayarlayacağım şimdi arkadaşlar. Sen alabiliyor musun? Yine alamıyorsun. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu yemeği yiyeceğiz. 5 altın. 4 tanesi 20 yapar. Ama bu 750 veya 1000'e satabiliyorsunuz zaten. Onu alacağım. Şimdi şunu bir açalım. Ops. Bir tane portre kaldı. Portreyi de alacağım. 20 altın at bunu abi. Bitti zaten dencin arkadaşlar. Böyle vererek alabilirsiniz. Güzel 4 portre, 4 dit. 8'de crestimiz var. Güzel ya. Güzel bitirdik dencini. Az hasar aldık. Ah. İlk dencinimizi yaptık arkadaşlar. Kaç altın kazandık? 3000 zaten veriyor. Görev gereği. Quest Rewards. Bunlarla da arkadaşlar yerleri geliştiriyoruz. Bas bas. Güzel. Yine seviye atlıyoruz ve de özellik açılıyor. Tek tek açalım. Güzel. Artı 5 torch. Güzel bu. Sen de Unholy. Daha demin ki o en son öldürdüğümüz iskelete karşı %15 stres alıyor. Ve -10 accuracy alıyor yine ona karşı. Ha, 20 armor upgrade cost. Armorumuzu geliştirirken %20 indirim sağlıyor. O %10 resistance. Çok kötü bu. Yapma abi bu ne ya? Beastlere karşı %15 şey. Scott. Hani gördünüz ya haritayı açıyor böyle. O özelliğe %10 daha geldi. Bu karakterle çıktığımız takdirde.
Yiğitlerde ama yine. Yani negatif, pozitif özellikleriniz işte. Karakter özellikleri. Burada ekleniyor arkadaşlar. Şu külüp de manyaktı. Kilise açılmış zaten. Kilisede bakalım arkadaşlar. Burada şeyini düşürüyorsunuz arkadaşlar. Şey açıldı değil henüz. O burada mıydı ya? Buradaydı büyük ihtimal. Burada arkadaşlar stresleri azaltmak için yine geliştiriyorsunuz. Slot büyüyor, indirim oluyor. Ondan sonra daha çok aşırı stres düşürme olayı oluyor. Ben şu an göndereceğim hiçbir şeye gerek yok yani. Benim için hiçbir şey. 25 stres. Sorun teşkil etmiyor abi. 25 şey için oraya 1000 küsur para veremem. Bu arada taverna da açıldı arkadaşlar. Yine böyle içmeye gönderebiliyorsunuz. 1000 altın istiyor. Paramı harcamayacağım açık söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakalım ne karakterler gelmiş. Ooo Rogue gelmiş. Sickerman. Çok seviyorum arkadaşlar. Bildiğim var ya buff adamı ya. Bunu alacağım abi. Sen gel takıma. Bunu pek fazla kullanmadım arkadaşlar. Çok atik bir karakter. Hızı, speed'i falan çok fazla. Yani hemen oynuyor. Direkt buna el geliyor falan da fıstık. Lit veriyor. 3. 3 round'da 3 hasar şeklinde. Stun vuruyor. Yok ya ben bunu almayacağım. Bunu pek bir bilmiyorum zaten. Benim takım anlayışıma uymuyor arkadaşlar. Çok yani surprise olmuş gibi bir şey oluyorsunuz takımda. Oo, Seeker yine. Abi 10.000 interest dance. Bu kötü olmuş. Pek bir fazla etkilemeyecek. Fakat skillleri tam istediğim gibi seni alacağım. Senin skilllerin durumunu istediğim gibi değil. İstediğim gibi. Şunu açacağız arkadaşlar. Açılmış bu özelliğimiz yok. Bunu açacağız. Bu armor yeri, bu skill ayarlama yeri, bu trinket satan kadın, bu hastane, bu taverna. Bu şekilde arkadaşlar. Burası kiliseydi yine. Aynı stres düşürmek için. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ki seriye devam edelim. Yeterli seri olmayacaksa yeterli beğeni olmazsa arkadaşlar seriyi yapmayacağım. Sadece böylece kalacak. Sizin elinizde, beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.